Savaşın ortasındaki, sınırın en uçlarındaki üslerimiz. Onlar Aselsan yapımı modüler üsler. Bölgedeki her hareketi izleyebilir, olaylara anında cevap verebilirler. Peki İdlib'in içinde, dağların tepelerinde bulunan ve muhtemelen Libya'da da kurulacak olan bu üslerimizin özellikleri neler? Yeterince güçlüler mi veya eksikleri var mı? İncelemeye başlayalım. Geçmiş zamanlardaki terör olaylarından beri uç bölgelere karakollar kurmak hep bizim için bir problem olmuştur. Örneğin yüksek arazide, hava soğuk, ikmal yok, bir de er olarak askerlik yapan biriysen büyük problem. Karakol arazinin tepesinde bulunsa bile bir saldırı durumunda yardım almadan saatlerce çatışmanız gerekli. Karanlık zamanlardaki karakol baskınlarını hatırlatmak isterim. Olduğunuz üste bir teknoloji yok, yani bölgeyi tam olarak izleyemiyorsunuz. Asker var, mühimmat var ama karşıda da 200 kişilik gruplar var, ne yapabilirsiniz? Artık böyle yüzleşmelere pek gerek kalmadı çünkü yanımızda askeri teknolojiye sahibiz. Aselsan'ın yaptığı yeni nesil kalekollardan ve modüler üslerden bahsediyorum. Üslerin güvenliği için içlerinden pek videosu bulunmamakta, o yüzden animasyonlarla göz atmaya başlayalım. İlk olarak kalekollar. Bunlar büyük binalardan ve kulelerden oluşan ama içerisinde modern teknolojide barındıran karargahlar. Hepsi bölgenin yapısına ve ihtiyaçlara göre farklı farklı şekillerde oluşturulmuşlar. Yani videodaki gibi bir binada olabilir, 10 binada olabilir. Örneğin Aktütün Kalekolu. Gördüğünüz gibi binalar ortaçağ vari şekillerde kalın duvarlardan oluşturulmuş. Tabii ki dümdüz taş değil. Roketleri mermileri durdurabilmesi için güçlendirilmiş şekildeler. Delebilmeniz için zırh delici tank ve topçu mühimmatları gerekli. Bir tankı veya topu buralara görünmeden getirmek de öyle kolay değil. Havan mermilerine karşı da bu yapılar katlı şekillerde. Bir jetten beton delici mühimmat atmadığınız sürece delemezsiniz. Ki böyle bir duruma karşı yeraltı sığınakları da vardır. Koruması gayet yeterli. Saldırı olaraksa bu üsler yeni teknolojilere sahipler. Kara radarlarından aydınlatma sistemleri ve sarp kulesine kadar birçok yeni sistem var. Önceden karanlıkların arasında nöbet tutmanız gerekirken şimdi gerektiğinde istediğiniz yere aydınlatabilirsiniz. Ayrıca nöbetten ziyade bir kara radarının olması da farklı bir avantaj. Genelde kara radarı olaraksa Acar'ı görüyoruz. Büyük üst bölgeleri için gelişmiş versiyonu kullanılmakta. 40 kilometre tespit menzili var ve %90 oranda da 4 kilometreden insanları tespit edebilmekte. Yani havan saldırısı dışında artık karargahlara yaklaşmanız bile zor. Olur da yaklaşma olursa da görüş ve kule sistemleri devreye girer. Şahin göz kamerası, termal kameralar tespiti yapar ve Aselsan Sarp Kulesi 12.7 mm'lik topuyla parça pinçik eder. Bu topu araziye tamamen hakim olabilmesi için yüksek kulelerin tepesinde görüyoruz. Bir robot misali, uzaktan komutalı ve 4000 metrelik bir menzili var. Ben olsam yaklaşmazdım. Son zamanlarda teröristler de böyle yapıyor ve yaklaşmıyorlar, havan saldırıları. Silahların menziline girmemek için genelde 4 ile 8 kilometre arasından yapılır. Böyle durumlardaysa atış tespit sistemleri var. Hem sesin hem de merminin geldiği yönü hesaplayarak atış kaynağını tam olarak belirler. Sonrasındaysa konuma top atışı ya da İHA saldırısı yapabilirsiniz. Genelde teröristler de buna yakalanmamak için birkaç atış yapıp saklanmaya girişir. Geçmiş zamanlarda işe yarasa da insansız hava araçlarında geldiğimiz noktayla artık pek mümkün değil. Arazide mağara bulamadıkları sürece havadan vurulacaklardır. Kalekollar geneliyle bu şekilde. Zaman zaman içlerine eklenen araçlarla da güçlerini katlayabilirsiniz. Araçların özelliklerine bağlı olarak yeni yetenekler kazanabilirler. Devam etmeden önce bu videonun bir sponsoru var. Google Play Store'un yepyeni bir uygulaması. Quick Crypto ile oturduğunuz yerden para kazanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken uygulamayı indirip 5 dakikada bir Claim BTC tuşuna basmak. Arkadaşlarınızı da davet edip ekstra Bitcoin kazanabilir ve ödeme eşiğine geldiğinde bu parayı çekebilirsiniz. Bu çiftlik bank tarzında bir uygulama değil çünkü tamamen ücretsiz. Linkler açıklama kısmında. Devam ediyoruz. Sırada asıl konumuz olan Aselsan yapımı modüler üsler. Bu üsler gerçekten önemli çünkü kısa sürede kurulup her bölgeye uyum sağlayabilirler. Kalekolların yapım süresi 1 yılken bir modüler üs 1 ayda hatta birkaç haftada kurulabilir. Suriye İdlib bölgesinde bulunan neredeyse her üssümüz bu modüler üslerden. Hani bir fotoğraf vardı, Suriye askerleri gözlem noktamızın yanında diye. İşte o gözlem noktaları da modüler üslerden. Peki nedir bu üsleri bu kadar kabiliyetli kılan ki her yere yapmışız?
İlk özelliği, dediğim gibi, sıkıntılı bir bölgede dahi olsa hızlı toparlanabilmesi. Konteyner gibi parçalı, birleşebilen yapılardan oluşması. İdlib'deki gözlem noktaları oluşturulurken fark etmedik bile. İkinci ve en büyük özelliği koruması. Dışarıdan kendisini çeviren büyük duvarlara ve iç zırhlara sahip. Dıştaki en büyük duvarı bölgelere göre farklılık göstermekte. Dikenli tel de olabilir, Suriye'deki gibi koruma ve gizlilik için dev duvarlar da olabilir. Bu dev duvarları da tank veya topla saldırmadığınız sürece yıkmanız zor. Üst üste RPG atmanız gerekli, tabi ikinciyi veya üçüncüyü atana kadar kuleler tarafından vurulursunuz. Diğer bir koruma sistemi ana binalarında. Dış duvarlar geçilirse sırada katmanlı bir koruma var. Mermileri yavaşlatması, enerjisini yok etmesi için zırhlı bir duvar, yavaşlayan mermiyi tutması için beton blok, sonda da bir metal konteyner var. Havan atılması durumundaysa bu konteynerlerin üstünde metal bir şemsiye görüyoruz. Kalekollardaki gibi betonarme katlı yapılar yapılamadığı için çözüm bu şekilde bulunmuş. Teknoloji olaraksa farklı tipte kaynakları bu sefer taşınabilir olarak görüyoruz. Özellikle MKGS paletli aracı üzerinde toplanmış durumdalar. Bu araç ACV-15'in gözetleme sistemi haline getirilmiş versiyonu. Üzerinde yüksek bir kamera, acar kara radarı, atış yeri tespit sistemi ve ikaz sistemleri var. 15 kilometreden tespit yapıp atış bölgesini bulabilir ve bu bilgiyi direkt karargaha iletir. Genelde İdlib bölgesinde yaptığımız top atışlarında İHA'ların yanında MKGS'lerden gelen bilgileri de kullanıyoruz. Bu da yetmezse üstlerde elden atılan MIUS İHA'ları var. 15 kilometre menziliyle yukarıdan bütün araziyi görebilirsiniz. Anladık, görüş ve koruma kısmı yeterli. Peki saldırıda neyimiz var? İlk saldırı araçlarımız kale kodlarda da bahsettiğim sarp kuleleri. Yerden yüksekte ve 12.7 milimle ölümcüller. Üssün konumuna göre genelde 2 veya 3 kule görüyoruz. Yine 4000 metrelik bir etki alanları var. Ekstra olaraksa üstlerde ACV-15 tarzında yine zırhlı araçlar görüyoruz. Sayıları çok az olsa da büyük duvarların arkasına çıkmadıkları için pasif konumdalar. Ana etki sarp kuleleri ve mayın tarlaları ama bu kadar. Bu üslerimizin en büyük problemleri saldırı gücünün yüksek düzeyde olamaması ya da yeni üretmemizden kaynaklı eksik hava savunması. Tabii saldırı konusunu aktif bir ordu olarak kapatabiliyoruz. Örneğin İdlib'de SİHA'larla, topçu atışlarıyla ve jetlerle bu sıkıntıyı çözdük. Ama hava savunmasını çözemedik. Bize hala hava savunması gerekli. Hisar O sistemi Suriye'ye gönderilmiş de olsa gönderilenler testlerde kullanılan prototiplerdi. Seri üretim 2021'de başlayacak. Haliyle menzili kısa birkaç prototiple bütün üsleri savunamazsınız. Hala açıkta olanlar var. F-16'larla ve SİHA'larla kapatmayı denesek de İdlib şehitlerimizi unutmayalım. Eğer mobilize birkaç hisar bölgede olsaydı bu trajedi muhtemelen yaşanmayacaktı. Sonuç olarak Aselsan üretimi yeni üsler ordumuzu bir tık daha ileriye taşıdı. Bekleyen olmak yerine her daim tetikte ve koruma altında olmamızı sağladı. Birkaç eksiği olsa da umarım bunlar da alınan derslerle birlikte kısa zamanda çözülür. Ayrıca Libya'da da ana üslerin yanında saha içinde de bu üslerimizi kurarak nüfuzumuzu katlayabiliriz. Yaptığımız sevkiyatların ardından gördüğüm uydu fotoğraflarında sahilde çokça konteyner vardı ve bunlar modüler üslerdekine benzer yapıdaydı. Muhtemelen bu ağ oraya da kurulacak. Geldik sona. Videoyu beğenerek bize destek olabilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.